Türk voleybolunun süper ikizleri Gözde ve Özge rakip formalarla mücadele ettikleri Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank derbisi öncesinde NTV Spor mikrofonlarına konuştu. Son set bu özel röportaj ve röportajın renkli kamera arkasıyla devam ediyor. Kırdar kardeşler, ilk defa bu seviyede rakip olarak oynayacaksınız yarın bu salonda. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlı olduğumu söyleyemem. Niye böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Hani stres yapmadım, öyle olacağını düşünüyordum ama çok eğlenecek bir şey gibi geliyor bana şimdiden. Hani onunla karşılıklı eğer blokta falan gelirsek eğlenceli olacak bizim için. Sen neler söyleyeceksin Gözde? Ya tabii şimdi ailemiz de geliyor. Herkes Kütahya'dan geliyor bizi desteklemek için. İkimiz için de çok önemli. Çünkü yenilgisizliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Biz her zaman söylüyoruz, sahada hiçbir zaman kardeş değiliz. O yüzden yarın da kardeş olmayacağız sahada. İnşallah her şey güzel olur herkes için. Peki Kırdar ailesi geliyor dediniz Kütahya'dan. Ben en çok onu merak ediyorum. Şimdi ailede kim Özge'yi destekliyor, kim Gözde'yi destekliyor? Tribün ayrımı olacak mı yarınki maçta? Aklımda bir fikrimiz vardı. Hani tişörtleri keselim, yarı eczacı yarı vakıf şey yapalım da. Onu yapamadık. Genel taraf benim tarafımda şu an için. Gözde seni desteklemiyorlar mı? Destekliyorlar. Babam Özge tutuyor, annem beni tutuyor. Öyle bir ayırdık onları. İşte abimler ortada, kuzenlerim geliyor. Benim tarafımdalar. Beni arayıp seni tutuyorlar. Beni arayıp diyorlar ki. Herkes seni tutuyor. Biz Gözde'yi tutabilir miyiz diyorlar. O yüzden bakalım. Yarınki maçta görece. Kaybeden tarafın yanında olacaklardır. Bence de öyle olsun. Kaybeden tarafın yanında olsun, psikolojik destek olur. Peki, hani maçtan önce en son ne zaman konuşacak Özge ile Gözde? Böyle bir belirlediğiniz bir şey var mı? Hani şu saatten sonra konuşmayalım dediğiniz bir saat var mı? Dün gece konuştuk. Gözde bana dedi ki maç hakkında konuşmayalım artık. Hani biz zaten günde 4-5 kere konuşuyoruz da. Normalde benim maçlardan önce 2 saat önce arıyorum Gözde'ni başarılar dilemek için. O da beni öyle. Yine arayacağım maça gelmeden önce. Başarılar, kolay gelsin. Allah kolaylık versin diyeceğim. Bakalım. İlk bir senenin başında Özge ile son set için röportaj yaptığımızda hep ben şey dedim, filenin önünde karşı karşıya geldiniz. Ve denk geldiniz, karşılıklısınız, blok yaptın, ne yapacaksın diye sordum. Ve genelde hani ikinizin de en büyük özelliği hırsınız. Ne yapacaksın Gözde böyle bir şey olursa? Bir hareket çekecek bana zaten. Eğer hakem bir şey derse diyeceğim ki aile meselesi, karışmayayım diyeceğim. Ya ben onu biliyorum da tabii psikolojik olarak bir baskı var üstümde. Özge diyorum ki atıyorum tiebreak 14-15 öndesiniz. Bir blok yesem senden yandık, bir sene falan onu konuşur yani. Sene sürmek, ömür boyu çekilir o kile. Blok yememeye çalışacağım, zaten yapamaz, şu kadar sıçrıyor.